çıkan bir güzellik merkezine gitti. Ancak uygulanan işlem sonrası genç kadının yüzünde ikinci derece yanık oluştu. Tedavi sonrasında iz de kaldı. Şimdi aynaya bile bakmak istemiyor. Hiçbir yan etkisinin olmadığını ve yüzünde hiçbir şekilde bir lekenin kalmayacağını söylediler. %80 oranında bir oran da verdiler hatta. Yüzümde her geçen gün kızarıklıklarım artmaya başladı. O kızarıklıklar yerini lekeye bıraktı. Hem yüzü yandı hem psikolojisi allak bullak oldu. Oysa sadece yüzündeki küçük lekeden kurtulmak istemişti. Aynanın karşısına geçmek istemiyorum. Leke tedavisi için gittiği güzellik merkezi genç kadının kabusu oldu. Yanık ısıyla olmayabilir. Sürdüğümüz kremlerle de yanık olabilir. Burada yanık olmuş. Tuba Hanım'ın yüzünde güneş lekeleri vardı. O güneş lekelerinden şikayetçiydi. Tam dudağının üstündeki leke için bir güzellik merkezine başvurdu. Kendisine yapılacak işlemle o lekeden kurtulabileceği söylendi. Çok açık renkte bir güneş lekesiydi. Daha sonrasında ben bir güzellik merkezine başvuruda bulundum. Ve bana Bergeos yöntemi denilen bir yöntemi önerdiler. Sosyal medyada tanınmış bir güzellik merkezi olmasına aldandı. Kapısını çaldı Tuğba Altında. İlk işlemi yaptırdım. Yüzümde ben hiçbir değişiklik görmedim dedim. Tekrar yapmamız gerekecek ve ikinci yaptırdığımda da benden bir ücret talebinde bulundular. İkinci yaptırdığım işlemde çok fazla acı çektim. İşlem sonrası leke geçmesi bir tarafa, Tuğba Hanım'ın yüzünde hem daha büyük bir leke hem de yanık oluştu. Her gün onlara resim attım. Hanımefendi güneş kremine devam. 11. gün gittiğimde de yüzüm daha da artık kararmalar oldu bu şekilde. Cildin üst katı koruyucudur. Alt katı doğurgan tabakasıdır. Muhtemelen bu yanık gördüğüm kadarıyla izi oluşmuş, alt katına kadar inmiş. Onarılması zor. Yüzündeki hasarın kalıcı olduğunu duyan genç kadın güzellik merkezini mahkemeye vermeye hazırlanıyor. Kesinlikle bunu onlara bırakmayacağım. Mağduriyetini giderebilmek için maddi ve manevi tazminatımızı başlatıyoruz.